Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır evimde aileme ve misafirlerime yaptığım çok sevilen şekerpare tarifini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi yapalım. Şerbetimiz soğuk olacak, tatlımız sıcak olacak. Bir tencereye 3 su bardağı şeker, 1 dilim limon buçuk su bardağı su ekleyelim. Suyumuzu da ekledikten sonra karıştırıp ocağa alalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatalım. Burada size bir püf nokta belirtmek istiyorum. Kesinlikle 15 dakikadan fazla kaynatmayın. Şerbetiniz koyu olur. Şekerpareleriniz şerbeti çekmez bu defa. Kaynadıktan sonra soğumaya alalım şerbetimizi. Şerbetimiz soğurken tatlımızın yapımına geçelim. 250 gram oda sıcaklığında margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, yarım çay bardağı irmik, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Bütün malzemeyi ekledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Eğer margarin oda sıcaklığında olursa Yoğurma işlemi daha kolay olur. Siz margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi kontrollü bir şekilde un ekleyip hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğuralım. Unumuzu eklemeye devam edelim. Bu şekilde yoğuralım. Hamurumuzu toparlamaya çalışalım. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Ele yapışmayan ve çok sert olmayan bir hamur oldu. Hamuru toparladıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp iki elimiz arasında yuvarlayalım. Ortasına da fındık yerleştirelim. Ben fındık kullanmayı tercih ettim. Siz fındık yerine kayısı çekirdeği, badem, yer fıstığı veya hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Ama ben fındığı çok yakıştırdığım için o yüzden tercihim fındıktan yana oldu. Verdiğim bu ölçüde Dolu dolu bir fırın tepsisi çıkıyor. Eğer bu size fazla gelecekse ölçüyü yarıya düşürebilirsiniz de. Tatlılarımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayarda üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim. Tatlımız fırından çıktı. Sıcakken hemen servis tabağına alalım. Bu şekilde ilk sıcağı da çıkmış olur. İlk sıcağı çıkar çıkmaz soğuk şerbetimizi üzerine gezdirelim. Tatlımızı şerbetledikten sonra kesinlikle bir saat dinlendirelim. Bu şekilde tatlımız hem soğumuş olur hem şerbetini daha güzel çekmiş olur. Bir saatin sonunda tatlımız şerbetini çekti. Artık servise hazır. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Tatlımızın görüntüsü ve lezzeti mükemmel oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve kıymetli yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.